Osman amcanın yaptığını ülkemizde yapan çok az hayırseverimiz var. Bu düşünceyle yapmış olduğu hayırlı işlerin örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer aldığı şekliyle 2023 yılında Kayseri'mizi tekli eğitime geçme noktasında hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Arsa konusunda belediyelerimiz çalışıyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz çalışıyor. Arsa konusunda önemli bir mesafe kat ettik. İnşallah hayırseverlerimizin de yakın zamanda okulların temelini atmaya başlamasıyla 2021-2022 yılında inşallah hedeflerimizin %80-85'ini gerçekleştirmiş olacağız. Şehrimizin fiziki yapısı itibariyle okul ihtiyacının fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Valimizin riyasetinde 2 yıldır gerçekten bu konuda çok özverili çalışmalar yapıyoruz. Hem hayırseverlerimizin bu konuda çok ciddi desteklerini alıyoruz. Hem kurumlarımızın, belediyelerimizin çok ciddi desteklerini alıyoruz. İnşallah biz 2023 yılında yine Sayın Valimizle birlikte fiziki altyapımızı tamamlayacağız. Şehrimiz birçok isminin yanında hayırseverliğiyle anılan bir şehir ve bu işte de en önde giden isimlerden bir tanesi kıymetli büyüğümüz Osman Ulubaş amcamız. Allah hayrını kabul etsin. Allah bereketlendirsin, sayısını artırsın. Bugün burada 7. ve 8. okulunun temellerini atıyoruz. Osman amca Allah nasip ederse en az bir düzine okul yapacağım diyor. 12 taneye tamamlayacağım, ondan sonrasını Allah kerim diyor. İnşallah daha fazlasını yapmak kendisine nasip olur. Allah daha fazlasını yapmayı, bu topraklara bu şekilde hizmet etmeyi nasip etsin diyorum kendisine. Tabii ki herkesin keyif aldığı farklı şeyler vardır. Kimisi spor etkinliklerinden keyif alır, kimisi yatırımdan keyif alır, kimisi ticaretten keyif alır. Herkesin mutluluk şekli farklıdır. Osman amcanın mutluluğu da öğrenciler için, çocuklar için, geleceğimiz için, evlatlarımız için bir şeyler yapmak, yatırım yapmak. Osman amcaya bir şey dediğiniz zaman, bir talepte bulunduğunuz zaman, işin içerisinde geleceğimiz, evlatlarımız, çocuklarımız var dediğiniz zaman emin olun bunun karşılığını muhakkak Osman amcadan alırsınız. Çünkü Osman amcanın keyif aldığı, ödeştiği, bu topraklarla şimdiye kadar kazandığım alın terimin karşılığını ödeştiğim geleceğimiz, evlatlarımız, çocuklarımıza yatırım yapmak olduğunu kendisinden duyarsınız. Allah daha çok etsin, Allah sayılarını artırsın diyorum. Kocasinan Belediyesi olarak yüzlerce proje yapıyoruz, yüzlerce projeyi hayata geçiriyoruz. Ama bunların içerisinde en önemlisi çocuklarımız için, gençlerimiz için yaptığımız projeler ve bugün burada olduğu gibi eğitim tesisleri. Özellikle Sayın Valimizin tekli eğitime geçme noktasındaki destekleri ve katkıları yadsınamaz. Sayın Valimize buradan teşekkür ediyorum. Şehrimizi tekli eğitime geçirme noktasında her köşesinde, Kocasinan'da, Melikgazi'sinde, Talas'ında, bütün ilçelerinde tekli eğitim noktasında büyük bir gayreti var, büyük bir çabası var. Allah razı olsun. Önümüzdeki günlerde de inşallah gene valiliğimizin desteğiyle, Kocasinan Belediyesi ile ortaklaşa Uğurevler Mahallesi'nde bir okulun da bu şekilde temelini atacağız. Şu ana kadar 17'yi aşkın noktada Kocasinan Belediyesi olarak okul yapılmaya hazır arsaları, gerek imar durumu ile ilgili, gerek kadastro durumu ile ilgili problemleri çözüldü ve yapıma hazır hale geldi. Buradan da bu hayırseverlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Destek vermek isteyen, katkı koymak isteyen hayırseverlerimize inşallah bu şekilde Kayseri'mizin eğitim noktasında, tekli eğitime geçme noktasında ihtiyaçlarını çözebilmek için bir tarafta devletin imkanlarıyla yapılan yatırımlar, okullar, bir tarafta da hayırseverlerin katkısıyla yapılan okullarla birlikte devlet, millet el ele işbirliğiyle inşallah bunların hepsini hayata geçireceğiz ve Kocasinan'ımızda, Kayseri'mizin her köşesinde yeni okulların temellerini atarak büyük, güçlü Türkiye'de için yetişecek, çalışacak evlatlarımız için okullarımızı, fiziki yapımızı hayata geçirmiş olacağız. Sözlerime son vermeden önce bir şey daha hatırlatıp huzurlarınızdan ayrılacağım. Osman amcamızın biliyorsunuz bundan önce yapmış olduğu Osman Ulubaş Fen Lisesi var. Osman Ulubaş Fen Lisesi Kayseri'mizin, ülkemizin yüz akı. Geçenlerde yapılan uluslararası matematiksel modelleme yarışmasında ülkemize onur ödülü kazandıran bir okul. Ülkemizi temsil ediyor, uluslararası bir platformda ülkemize onur ödülünü kazandırıyor. Şimdiye kadar bu alanda ülkemiz adına kazanılan en yüksek dereceyi Osman Ulubaş Fen Lisesi kazandırıyor. Herhalde bu noktada
Osman Ulubaş amcamızın yapmış olduğu okulun ve içerisindeki öğretmenlerimizin, o çocuklarımızı yetiştirenlerimizin büyük katkısı vardır. Ben öğretmenlerimize de evlatlarımızı yetiştiren bütün idari kadroya da Milli Eğitim Camiası'na da teşekkürlerimi sunuyorum. Onların katkısıyla, çocuklarımızın gayretiyle, çalışmasıyla, Osman amca gibi hayırseverlerin ortaya koymuş oldukları bu yapılarla beraber Türkiye'mizin bu toprakların evlatları daha nice nice başarılara imza atacaktır diyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlarım. Ben hatip değilim. Yalnız şu kadarı söyleyeceğim. Benim dedem, anamın babası Çanakkale'de şehit olmuş. Anam çok rezillikle bu dünyada bizi yetiştirmiş. Onun adına sevgili, saygı hepinize ikram ediyorum. Hayırlı olsun vatanıma, milletime. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şehrimizin en önemli hayırseverlerinden birisi olan Osman amcamıza ve kıymetli annemiz Hayriye annemize bu hayırlarını ahirette, cennette mizanlarına koy ya Rabbi. Eğitim kurumlarımızda eğitim almakta, öğrenim görmekte olan gençlerimize, Rablerini tanıyan, anne babalarına saygılı ve sevgili ve vatanlarına sevdalı olan gençler yetiştirebilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifune ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.